Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Son günün dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber çok lezzetli kıyır kıyır mayasız poğaça hazırlayacağız. Evet sizleri daha fazla bekletmeden isterseniz poğaçamızın hamurunu yoğurmakla başlayalım. Şöyle masamın üzerine bütün malzememi hazırladım. E, ee, yapacağım için arkadaşlar şöyle 100 gram tereyağımı önceden çıkardım. iyice yumuşası, yumuşaması gerekiyor. Yani sizler de eğer bu tarif yapacaksanız önceden e, tereyağınızı çıkarın. İyice biz böyle mutfakta sıcaktan erisin. Evet şöyle bir kasenin içerisine 100 gram kadar tereyağımı ekledim. Ve üzerine bir çay bardağı Sıvı yağımızı ekliyoruz. Siz dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ya da gerek evde tereyağınız yoksa margarine de yapabilirsiniz. Yani tamamen yağ kısmı size kalmış arkadaşlar. Ama bu ölçülerde yaparsanız güzel olur. Evet yağımızı ekledik. Tereyağımızı ekledik arkadaşlar. Şimdi sırasıyla diğer malzememizi ekliyoruz. Şöyle bir su bardağı yoğurdumuzu ekliyoruz. Evet sırasıyla bütün malzememizi ekleyeceğiz şöyle bir yemek kaşığı elma sirkemiz var 2 tane yumurtamız bir tane sarısını poğaçalarımızın üzerine sürmek için ayırdım Bir tatlı kaşığı tuz hepsini ekliyoruz 1 yemek kaşığı şeker Evet şöyle bir karıştıralım Evet şöyle bir sıvılarımızı karıştırdık. Şimdi sırasıyla diğer malzemelerimizi ekliyoruz. 4 su bardağı unum var. 1 su bardağı yine aynı şekilde bardak ölçüm aynı arkadaşlar. 200 milim su bardağıyla mısır unumuz var. 4 su bardağı normal buğday unumuz var. Ve 2 pakette kabartma tozumuz var. Evet şimdi hemen şöyle bir kaşığımızı içinden çıkaralım. Evet şöyle 1 su bardağı ilk önce bir mısırımızı ekliyoruz ve üzerine 2 paket hamur kabartma tozumuzu ekliyoruz ve şöyle 4 su bardağı unumuz var onu da kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu yormaya başlayalım gerçekten dediğim gibi çok lezzetli arkadaşlar yani bu poğaçalar diğer poğaçalar gibi hani mayalanma derdi yok yani sabah kahvaltılarına yapabilirsiniz. Gerek böyle akşam 5 çayına yapabilirsiniz. Acil misafiriniz gelir hemen hızlı bir şekilde yapıp e, fırında pişirebilirsiniz e, çünkü kabartma tozu koyduğumuz için çok pratik bir poğaça çok da güzel oluyor. Şöyle bir artık hamurumuzu yoğuruyoruz yumuşak bir hamur olacak yani elinizi e, elinize hamur yapıştı diye un eklemeyin arkadaşlar gerek elinizi e, hamur kartıyla temizleyebilirsiniz olur ki elinizi hamur bırakmasa zaten yağlı bir hamur görüyorsunuz. Evet şöyle diğer unumuzu da ekleyelim. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir yumuşacık hamur yoğurduk. Evet şimdi şöyle bir 5-6 dakika dinlensin. Ben şu masamın üzerine toplayayım. Kaşarlarımı doğrayayım ve sizlerle beraber şu güzel e, poğaça hamurumuzdan şekilleri verip artık poğaçamızı fırına göndereceğiz. Evet arkadaşlar videomu durdurduktan sonra kaşarlarımı şöyle dilimlere ayırdım. Hemen artık poğaçalarımıza şekil vermeye başlayalım. Hemen yine hamurumuzu şöyle sizin göreceğiniz şekilde alalım. Evet bu yoğurdumuz hamurdan toplamda 18-20'ye yakın e, poğaçalar çıkıyor arkadaşlar. Yani sizler de elinizi ona göre ayarlayın yani bezelerinizi. Hadi bakalım şimdi ben bir artık poğaçalarımın ilk önce bir hamurlarını yapacağım. Daha sonra da işlerini yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir elime alacağım. Toplamda 18-20 tane e, beze yapacağım. Yani eşit bir şekilde büyüklüğünü küçüklüğünü ona göre ayarlayacağım. Ve ondan sonra kaşarlarını koyacağız. Şöyle hamurumuz da çok güzel olmuş. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar hamurumun tamamını beze yaptım tam 20 tane poğaçamız oldu. Evet, şimdi artık şekillerimizi vermeye başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi hamurumuz da gayet çok güzel olmuş. Hemen hafif şöyle parmağımızla bastırarak içine şöyle kaşarımızı koyuyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi ve hemen kapatıyorum elim arkadaşlar. Evet tekrardan elimizle bakın şöyle yuvarlayalım poğaçalarımızı yuvarlak yapacağız. Böyle bir odaklayalım telefonumuzu bazen benim telefonum e, odaklamıyor. Evet arkadaşlar poğaçamın hepsini hazırladım. Şimdi şöyle bir tane yumurtamızın sarısını zaten ayırmıştık. Hemen içine şöyle elimdeki çay kaşığımla bir çay kaşığı pekmezi koyuyoruz. Yani üzüm pekmezi olur, dut pekmezi olur. Yani evinizde hangi pekmez varsa olur arkadaşlar. Ben de şöyle bir çay kaşığımla hemen pekmezimizi alayım. Evet şöyle gördüğünüz gibi ben üzüm pekmezi kullanıyorum şöyle güzelce bir karıştıralım üzüm e, pekmez koyma sebebim de böyle poğaçalarımız üstü daha bir güzel kızarsın diye evet şimdi güzelce her tadına gelecek şekilde yumurta sarımızı sürüyoruz şöyle bir daha karıştıracağım evet şöyle karıştırdım iyice şimdi fırçamızla her tarafına gelecek şekilde sürelim Evet şöyle gördüğünüz gibi bütün yumurta sarısını sürdüm arkadaşlar şimdi elime bir bıçak aldım İlk önce poğaçalarımıza şöyle bir çizik atacağız onu da neden atıyoruz ee, içinde kaşarlarımız altına doğru erimesin Evet şöyle bir susamını serpmeden önce hemen çok derine inmeden şöyle poğaçalarımıza çiziklerimizi atalım Evet arkadaşlar çizdiklerimizi attıktan sonra da şöyle üzerlerine hemen susamımızı serpip fırınımıza gönderiyoruz. 200 dereceyi ayarladım fırınımı. Benim fırınım biraz ağır pişiriyor. Siz artık fırınızın ayarını bildiğiniz için şöyle poğaçalarınız güzelce altı üstü kızarana kadar pişirin. Evet şöyle gördüğünüz gibi sevgili hanımlar, sevgili değerli takipçilerim. E, poğaçalarımı fırından çıkardım. Çok güzel bir şekilde kızarmış ve görüyorsunuz kaşarlarımız da sünmüş. Evet şimdi sizlere bir de ellerimiz yanacak ama olsun iç dokusunu göstereceğim. Artık videomu da sonlandıracağım. Şöyle görüyorsunuz çok güzel oldu. Yani mutlaka e, sizler de deneyin arkadaşlar. Şöyle altı çok güzel kızarmış. Hemen bir de için sizlere göstereceğim. Evet şöyle gördüğünüz gibi çok güzel olmuş. İnşallah sizler de bu tarifimi denediğinizde memnun kalırsınız. Severek yersiniz. Eğer beğenirseniz de bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.